Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için fellak köftesi tarifimi paylaşıyorum. Malzemelerimizi hazırlayıp yapma aşamasına geçebiliriz. Derin bir kasemin içerisine 2 su bardağı ince bulgur kullanıyorum. Yarım su bardağı irmik. 2 su bardağı sıcak su ile karıştırıyorum. Çok kaynar olmayacak şekilde ılık su kullanmamız gerekiyor. 2 su bardağı ılık suyunu da ekledikten sonra hafif bir şekilde karıştırıyorum. Kapağını örtüp 20 dakika boyunca dinlendirmeye bırakıyorum. Mutlaka 20 dakika boyunca dinlendirmemiz gerekiyor. Aradan 20 dakika geçti. Artık bulgurumuz dinlendi. Hafif bir şekilde karıştırdıktan sonra baharatlarını ekleyebiliriz. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik un kullanıyorum. 3 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtamızı da ekledikten sonra yoğurma aşamasına geçebiliriz. Ortalama 2-3 dakika boyunca köftemizin harcını yoğuruyorum. Önemli bir püf nokta paylaşmak istiyorum sizlerle. Bulgurumuzun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden un miktarını arttırabiliriz. İstediğim kıvamı elde edemediğim için 3 yemek kaşığı un ilavesi daha yapıyorum. Tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Kıvam alana kadar köftemin iç harcını yoğuracağım. Köftemizin iç harcını hazırladık. Yuvarlama işlemine geçebiliriz. Bulgurumuzun içerisinde yumurta olduğu için hiçbir şekilde dağılma olmayacaktır. Misket büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve yuvarlıyorum. Bu kısım biraz bizi zorlayabilir. Bu yüzden undan yardım alıyorum. Elime yapışmaması için hafif bir şekilde elimi una batırıyorum ve yuvarlamaya devam ediyorum. Mümkün olduğu kadar sıkı yuvarlayalım. Çünkü kaynar suyun içerisinde yaklaşık 25 dakika boyunca pişeceği için dağılmasını istemiyorum. Yuvarlama işlemini tamamlıyoruz. Bu arada geniş bir tenceremin içerisine bir miktar su ekledim. Ortası da kaynatmaya bıraktım. Kaynamış suyumuzun içerisine hiç beklemeden köftelerimizi ilave edeceğiz. Marketten aldığımız bulgurlar ile doğal, organik, köylerden getirttirdiğimiz bulgurlar farklı olabiliyor. Bu yüzden un miktarını dengeli ayarlamamız gerekiyor. Köftelerimin tamamını hazırladıktan sonra kaynamış olan suyumun içerisine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi suyum artık kaynadı. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz eklememin sebebi köftelerimin dağılmasını istemediğim için. Yavaş yavaş yuvarladığımız köftelerimizi kaynamış suyumuzun içerisine ekleyelim. Tamamını ekledikten sonra üzerini kapatmıyorum. Orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık ortalama 25 dakika boyunca kaynaması gerekiyor. Hafif karıştırdıktan sonra sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. 2 küçük boy soğan kullanıyorum. Soğanlarımı küp küp ince ince doğruyorum. 4 diş de sarımsak kullanacağım. Dilerseniz soğan kullanmayabilirsiniz. Soğanlarımı ince ince doğradıktan sonra geniş bir tavamın içerisine alacağım. Fellah köftesi sosunun içerisine soğan ve sarımsağı çok yakıştırıyorum. Bol bol kullanmalıyız. Söylediğim gibi soğan kullanmaya da bilirsiniz. Geniş bir tenceremin içerisine tüm soğan ve sarımsaklarımı ekliyorum. Bu arada köftemiz artık kaynadı. Tam kıvamına geldi. Ocaktan indirmeden önce yaklaşık 1 su bardağı kadar köftemin suyundan alıyorum. Köftemin sosunun sulu olmasını istiyorum. Kuru olmasını istemediğim için 1 su bardağı dolusu köftemin haşlanmış suyundan aldım. Miktarını arttırabilirsiniz.
Ocağımıza aldığımız soğan ve sarımsakların üzerine göz kararı zeytinyağı ekliyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını da ekledikten sonra soğanlarımız hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kavurduğum soğanların üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Salçamızı bolca kavuralım. Diri kalmaması için 1-2 dakika boyunca soğanla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Salçasının bol miktarda olmasını istiyorsanız 1,5 yemek kaşığı biber salçası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı dolusu köftemin haşlanmış suyundan ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. 1-2 dakika sonra sosumuz hazır olacak. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan yorum kısmına bir emoji olabilir, çiçek olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Sosumuzu hazırladıktan sonra süzmüş olduğumuz köftelerimizi sosumun içerisine ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine 2 çay kaşığı pul biber ekleyeceğim. Baharat dengesini kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Baharatlarımı da ekledikten sonra ortalama 2 dakika boyunca sosumun içerisinde kısık ateşte kavurmaya devam ediyorum. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Köftemiz artık hazır. Servis tabağımızı alabiliriz. Köftemi bolca servis tabaklarıma alıyorum. Tencerede bekletmeden tamamını servis tabaklarımın içerisine boşaltıyorum. Çok pratik bir tarif. Dakikalar içerisinde sizlerle birlikte fellah köftemizi hazırladık. Tarifimi tam not olarak açıklama kısmına ekliyorum. Köftemizin üzerine iri iri kıymış olduğum yarım demet maydanozumu ekliyorum. Fellah köftesinin vazgeçilmezi limon ve maydanozdur. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz yoğurtla da tüketebilirsiniz. Her ikisiyle de çok güzel, çok lezzetli oluyor. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.